Pardon Medya kanalından herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Polaroid tecrübesini birlikte yaşayacağız. Son birkaç yıldır şipşak makineler oldukça favori olmaya başladı. Bu işin duayeni bildiğiniz üzere zaten Polaroid. Polaroid'den sonra da şimdi Fuji bir modeliyle, neydi onun modeli ya? Ha, Instax. Polaroid ile birlikte son zamanlarda Fuji'nin Instax modeli de oldukça rağbet görüyor gençler tarafından. 1980'li yıllarda zirveye çıkmış olan, 1947'lerde kurulmuş olan Polaroid firması şimdilerde tekrardan gençler tarafından tercih ediliyor. Biraz da nostalji yapılıyor. Peki Polaroid makineler nedir? Birazcık bundan bahsedelim. Bu görmüş olduğunuz Polaroid'in 780 modeli oldukça yeni modellerinden bir tanesi. Hem de en ucuz modellerinden bir tanesi. Piyasada bunu ikinci el olarak bulabiliyorsunuz uygun fiyatlara. Bunların filmlerini de yaklaşık 100-110 liraya gitti gidiyordan ya da sahibinden.com'dan alabilirsiniz. Yaklaşık 110-120 liraya satılmakta filmleri. Filmleri yurt dışından almak isterseniz filmleri de 20-25 liraya alabiliyorsunuz. Bir tane kartuş halinde geliyor. Kartuşun içerisinde 8 tane poz hakkınız var. İlginç bir makine. Makinenin kendisinin pili yok. Makinenin pili film kartuşuyla birlikte geliyor. Kartuşu makineye taktığınız zaman pili de hazır hale geliyor. Makine ayar olarak çok fazla bir ayara sahip değil. Üzerinde flaşı var. Bir tane mesafeye göre burada bir ayarı var. Onun dışında çok da fazla bir ayarı bulunmuyor. Koyuluğu ya da aydınlığı üzerinden ayarlayabildiğiniz bir tane düğmesi bulunuyor. Dediğim gibi fazlaca da başka da bir ayarı yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Burada bir tane vizörü var. Flaşı hazır olduğu zaman burada ışığı yanıyor ve size hazır hale geldiğini gösteriyor. Film kartuşu buraya takılıyor. Çekmek için bu düğmeye basıyorsunuz. İsterseniz bir tane deneme yapalım. Fotoğraf yaklaşık 2 dakika içerisinde film kağıdı üzerinde belirmeye başlıyor. Bunun içerisindeki film Impossible Project'in filmi. Yaklaşık 30-40 dakika içerisinde tam renklerini bulmaya başlıyor. Birçok çeşidi var. Renklisi var, siyah beyazı var, çerçevesi beyaz olanı, çerçevesi siyah olanı var. Birçok modeli var. Bildiğim kadarıyla 5-6 tane modeli var. Bunları satın alabiliyorsunuz. Bir de bu makinelerin başka bir serisi var. Bunlar 600-700 serisi diye geçiyor. Bir de başka modeli var. Eğer onlara sahipseniz Impossible Project'in o fotoğraf filmlerini almanız gerekiyor. Gelin bir deneme yapalım. Bakalım fotoğrafımız nasıl çıkacak. Ben filmin biraz koyu çıkmasını istediğim için koyuya doğru çekiyorum. Uzak mesafe çekmek ya da yakın mesafe çekmek diye buradaki bulunan bir tane düğmemiz var. Bu düğme 60 cm ile 1.2 metre arasında burada olması gerekiyor. Şöyle bu düğmeyi kendime doğru çektim. Buraya böyle camımsı bir şey geldi. Yani bir filtre gibi bir şey geliyor oraya. Makineyi kendime doğru doğrultuyorum. Şu görmüş olduğunuz düğmeye basıyorum. Flaş çaktı, film çıktı. Filmin üzerinde, fotoğraf kağıdının üzerinde bir tane katman vardı. Onu da sıyırarak çıkardı. Bundan sonrasında çekiyoruz ve çıkartıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi rengi koyu mavi, koyu lacivert şeklinde bir renk. Şu an hiçbir şey gözükmüyor. Yaklaşık 30-40 dakika sonra fotoğrafa tekrardan bakacağız. Bu fotoğraf yaklaşık 5 dakika sonra oluşan bir fotoğraf. Bu fotoğrafta yaklaşık 10. dakikada bir fotoğraf. Evet, işte sonuç da bu. Evet, yaklaşık 30 dakika sonra oluşan fotoğraf bu şekilde bir fotoğraf. Evet, bu videomuzda Polaroid hakkında konuştuk. Bir fotoğrafı beraber oluşturduk. Bundan sonraki videolarımızı izlemeyi unutmayın. Pardon Medya'nın YouTube kanalına abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.